iktidar bir yandan anayasa değişikliğinde toplumu ikna etmeye çalışırken, Cumhuriyet'le bir problemimiz yok derken, Esenyurt'un belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, Cumhuriyet darbedir, 650 yıllık çınar darbeyle yıkılmıştır diyor. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet'le hiçbir sorunumuz yok derken, acaba partisinin görüşlerini mi temsil ediyor, yoksa bireysel düşüncesini mi söylüyor? Bence bu Binali Yıldırım'ın bireysel düşüncesi. Eğer öyle olmasaydı, Esenyurt'un AKP'li belediye başkanı Cumhuriyet'e arsızca, ahlaksızca, aşağılıkça saldırdığında iktidar partisi sıralarından en azından tek bir eleştiri ya da bir karşı koyuş çıkardı. Eğer bu Cumhuriyet darbeyle kurulduysa, senin partin o zaman darbeyle kurulmuş bir Cumhuriyet'in mi iktidarı? O zaman sen de darbecisin. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bu şekilde ahlaksızca ve aşağılıkça saldırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur, haddi de yoktur. Herkes bu sözlerinden dolayı bir gün hukuk önünde hesap vermek zorunda kalır. Bugün yargıyı istediğiniz gibi elinize aldığınız, savcılara, hakimlere zorla talimatlar verdirterek soruşturmalar açtırdığınız ortada. Hiçbir savcının o belediye başkanına bugün soruşturma açamayacağını biliyoruz. Ama bu devranın hep böyle gitmeyeceğinin de farkındayız. Unutulmasın ki bu cumhuriyete saldıranlar, Atatürk'e ve silah arkadaşlarına kin kusanlar bir gün bu sözlerinin hesabını yargı önünde, bağımsız yargı önünde mutlaka ve mutlaka verecektir.